Akşam saatlerine doğru Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklaması oldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Hatta ben de orada gördüğüm anda şaşırdım ve düşüncemi ifade ettim. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz bir ahmak davası sürüyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili daha önceki, bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği bir kelimeydi o, ahmak. Çünkü Ekrem İmamoğlu yurt dışında Türkiye'deki hukuksuzluğu anlatmıştı. Kendisine yapılan o haksızlığı, o seçimlerdeki haksızlığı anlatmıştı. Süleyman Soylu da o konuşmaları böyle saptırarak bizi yabancılara şikayet ediyor diyerek ahmak ifadesini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu'na da bu sorulduğunda asıl ahmaklık kazanılmış seçimi herkesin gözünün içine baka baka iptal ettirmektir. Türkiye'yi küçük düşürmektir. Asıl ahmaklık budur diye yanıt vermişti. Tabii biliyorsunuz ahmak sözcüğünü siyasetçilere söylediğinizde bir karşılığı yok, ama eğer yargıya bir hakaret noktasına getirdiğinizde orada ciddi bir suçu var. İmamoğlu'nun aslında sahibine iade ettiği bu ahmak sözcüğünü aldılar. Dediler ki bunu siz Yüksek Seçim Kurulu'na söylediniz. Yüksek hakimlere söylediniz, o zaman hakkınıza dava açarız ve işte sizi siyasetten men etmeye götürecek derinlikte bir davayla baş başa bırakırız dediler ve bunu da yaptılar. Aslında şu anda karşımda olan Sayın Gökhan Günaydın'la yaklaşık bir ay önce bir program daha yapmıştık ve orada bu gelen dalgayı kendisi çok net bir şekilde özetlemişti. Yani geliyorum diyen o dalgadan, yani o kumpas davasından söz etmişti. Yine burada Tele1 stüdyosunda konuşmuştuk. Aslında kaldığımız yerden de biraz devam edeceğiz Sayın Günaydın. Ama şununla başlamak isterim. Bakan Tunç diyor ki, çünkü Ekrem İmamoğlu da çıktı, dedi ki hodri meydan o zaman dedi. Beni içeri atmak istiyorsanız bu saçma sapan davayla cumhuriyeti, demokrasiyi zedeliyorsunuz. Bana ceza verecekseniz hemen verin dedi Ekrem İmamoğlu. Bakan Tunç da sevgili seyirciler şöyle dedi. Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz ve yargıyı tehdit edemez dedi. Yani yine bir çarpıtma var. Ekrem İmamoğlu'nun muhatapları aslında yargı değil, yargıyı siyasallaştıran iktidar. Ama buradan da bakın yine davaya belki ek olur diye direkt Adalet Bakanı'nın ağzından böyle bir ifade duyduk, okuduk. Gökhan Günaydın, neler söyleyeceksiniz? Buradan başlayalım. Evet, Adalet Bakanlığı koltuğunu işgal eden, halen o koltukta oturmakta olan Yılmaz Tunç'un sözlerini ben de ibretle izledim. Diyor ki sen yargıya parmak sallıyorsun. Oysa Ekrem İmamoğlu ne diyor? Siz yargı kararları üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorsunuz. Hodri meydan diyor. Burada kime hodri meydan evet. deniyor? Yani hukuku araçsallaştırarak, yargıyı kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışan, mahkeme koridorlarından ikbal arayan siyasetçilere yönelik bir ifadede bulunuyor Ekrem İmamoğlu ve o ifadeyi hepimiz kullanıyoruz. Bu ifadeyi biz defalarca kullandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cuma, cumartesi, pazar günü yapılacak kurultaylarında da benzer ifadeleri çok sayıda kişiden duyacağız. Şimdi Adalet Bakanı'nın, Çağdaş Hukuk Devleti'nin Adalet Bakanı'nın nasıl bir tepki vermesi gerekirdi? Ya Ekrem İmamoğlu'na açılan davanın aslı astarı yok. Üstelik de bu davaya bakan ilk derece hakimi başka bir yere sürüldü. Sürüldükten sonra ceza verildi Ekrem İmamoğlu'na. Yani o vermeyecekti, onu sürdüler, yerine bir başkasını getirdiler, cezayı o verdi. Sürülen hakim de dedi ki, geldiler bana baskı yaptılar, ceza ver diye. Eğer bu cezayı verirsen, cezan, kararın istinaf mahkemesinde de onanacak dediler. Ve benim ifademi alırsa Hakimler Savcılar Kurulu, ben bütün bu gerçekleri anlatacağım dediler. İşte Adalet Bakan Yardımcısının içinde yer aldığı Hakimler Savcılar Kurulu bu konuda reysen bir soruşturma yapmadı.
bizim talebimize soruşturma yap diye götürdüğümüz, verdiğimiz dilekçeye, önünde yaptığımız basın açıklamasına rağmen 6 ay süreyle cevap vermedi ve ondan sonra da böyle bir soruşturmaya gerek yoktur dedi. Ne anlatıyorsun sen? Adalet Bakanı ne anlatıyorsun? Yani Ekrem İmamoğlu ne yapacaktı? Gelin beni içeriye atın, siyasi yasak da verin. Dolayısıyla bunun üzerinden siz her türlü işlemi yapabilirsiniz. Ben de buna hiç sesimi çıkartmayacağım, öyle mi dedi. Ekrem İmamoğlu dedi ki onlara, eğer istinaftan bu karar çıkar ise bu hükümet Yargıtay'dan karar çıkana kadar orada oturamaz dedi. Bu ne anlama geliyor? Yani biliyorsunuz ilk derece mahkemesi kararı var henüz elimizde. Bölge Adliye Mahkemesi, yani evet, istinaftan bir karar çıkacak. Eğer bu karar onama şeklinde, evet, olur ise bu hala kesin karar niteliğinde olmayacak. Dolayısıyla bir de Yargıtay ve temiz aşaması olacak. Ve Ekrem İmamoğlu elbette siyasetin hukuk üzerinden dizayn edilmesini Anadolu'ya çıkarak şakır şakır memleketi anlatacak. Adeta başına gelenleri millete şikayet edecek. Ve o milletin bir reaksiyonu olacak. Bu reaksiyon da demokratik yollardan bir erken seçimi zorlayıp bu hükümeti daha erken bir yolda iktidarı bırakmak zorunda bırakacak. Söylediği budur. Ne bekliyor Adalet Bakanı? Evet. Adalet Bakanı ve ona o talimatı verenler ne bekliyorlar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na ve başka bir sürü arkadaşımıza siz olmayacak, ceviz kabuğunu doldurmayacak sebeplerle dava açacaksınız. Bu davalarla yabancılar buna judicial harassment derler. Yani yargısal taciz üzerinden siyaset yaptırmamaya ve demokrasinin kılıcını başlarının üzerinde sallamaya gayret edeceksin. Ve bu insanlar uslu bir çocuk gibi bunu bekleyecekler, öyle mi? Bizim bu memleketin hakimine, savcısına söyleyeceğimiz bir şey yok. Yani ya anayasada yazdığı gibi kanuna ve vicdanına göre hareket eden hakim, savcı başımızın üzerindedir. Ama hakimi, savcısını baskı altına alan siyaset ve bu baskılar üzerinden oluşturdukları kararlar hiçbir şekilde hukuka uygun kararlar değildir. Ve bunlara boynumuzu uzatacağımızı hiç kimse bizden beklemesin. Evet, Sayın Günaydın, aslında şöyle, gerçekten biraz da insanların zekasıyla dalga geçer gibi ifade şu. Ekrem İmamoğlu'nun bir anlamda kendini savunmak zorunda kaldığı için de o ifadelerde bulunuyor. Haksızlığa uğramış bir siyasetçi. Orada hani ben bunu çıkar anlatırım.